Türk modernleşmesinin ilk versiyonu ile ikincisi, yani yeni Osmanlıca ile yeni Türkçe arasındaki temel yapısal fark, ilkinin eski Osmanlı yazı diliyle prensipte bağını korumuş olmasıdır. Eski Osmanlıca kelime hazinesinin büyük bir bölümü yeni Osmanlıca bir metinde kullanılabilir. Yeni Osmanlıca bilen biri, tıpkı Shakespeare veya Milton okumaya çalışan bir modern İngiliz gibi, biraz zorlanarak da olsa eski dildeki bir metni okuyabilir, onun kültürel referanslarından yararlanabilir, edebi geleneği süre giden bir bütün, bir kontinuum olarak algılayabilir. Yeni Türkçe'nin ise geçmişe dönük bir referansı yoktur. Kelime kaynağı olarak kullanılsa da, eski Asya Türkçesi referans değildir. Yeni Türkçe bilen biri mesela Orhun yazıtlarını veya Alişir Nevai'yi daha kolay okuyamaz. Faraza okusa bile o kaynaklardan modern Türk kültürü için kullanışlı bir malzeme üretemez. Sonuç fakirleşmedir. Derin kökleri ve rezonansları olmayan, eski söylemlerin anısıyla beslenemeyen, kelime hazinesi ve konu dağarcığı, ifade biçimleri ve üslup seçenekleri son derece dar alana sıkışmış bir dil ortaya çıkmıştır. Siz 10 bin kelimelik mesela Osmanlı'nın eski Türkçe dönemi bir dili kesip biçip bilmem ne, bugün gençlik 200 kelimeyle falan konuşuyor. Evet. Bu maalesef çok ayıp bir şeydir. Ama bu dil inkılabının en büyük zararı bence, yani kelime sayısı haznesi azaldı, düştü, zayıfladı bilmem ne, ahenk gitti. Türkiye ahenkli bir, Türkçe ahenkli bir dildi. Ses. De, kulağa çok hoş gelen bir dildi. Ahengi mahvettik biz. Takıl tukul bir dil yaptık Allah. İkinci mesele daha ciddidir. Siyasi zorbalık ve onun kaçınılmaz sonucu olan kolektif aptallaşma ile ilgilidir. Geçmişe yönelik bir eleştiri olarak belki fazla önemsenmeyebilir. Sonuçta tarihte çeşit çeşit zorbalık vardır. Olan olmuş, biten bitmiştir. İyi yönüne bakmak lazım denebilir. Geçmişe mazi demeyi bilmek erdemdir. Ama konu yalnız dünün değil bugünün konusu. Geçmiş zorbalığın savunulması ve meşrulaştırılması bugüne yönelik sonuçlar doğurur. Zorbalığın savunusu kaçınılmaz olarak beraber getirir, yani ikiyüzlülüğü. Yalanın gerçekmiş gibi sunulmasını, yalanı teşhir etmeye kalkanların susturulmasını, hak duygusunun bastırılmasını gerektirir. Bir bastırma ve susturma mekanizması kurulur. O mekanizmayı işleten ve ondan nemalanan zümre oluşur. O zümrenin kolektif çıkarını koruyacak yapılar inşa edilir. Türkiye'de bu yapıların adı milli eğitim ve üniversitedir. Mücadele edilmesi insanlık görevidir. Maksat geçmişi yargılamak değildir. Maksat riyayı, ikiyüzlülüğü teşhir etmektir. Bugünü sorgulamaktır. Özgür ve dürüst düşüncenin sınırlarını büyütmektir. Sorun mu diyeceğiz, mesele mi diyeceğiz? Mevzu mu, konu mu diyeceğiz? Tümce mi, cümle diyeceğiz? Bundan çok daha büyük bir meseledir burada söz konusu olan. Harf inkılabı, az ettiğim gibi İsrail'e yeni bir dili tekrar yarattılar, öyle dedi hemen. Tabii, canlandırdılar. Ruslar yani kendi yazılarını hala devam ettirenler Latin alfabesini de bilir. Ama bir gecede cahil kalmadık. Eğer cahil kalma diyorsak ona, birkaç ay boyu çabadan sonra cahil kaldık demek lazım. Bir gece değil. Benim dediğim şudur, yani mezar taşı falan benim üstüme atıyorlar o sözü, ben demişim diye. Hayır, dedenizin anneannize yazdığı mektubu okuyamıyorsunuz dedi. Daha zarif, mezar taşını okuyamıyorsunuz diye zaten okuyamazdı hepsi. Herkes o ihtisas yazısı. Ama iki yazının bir arada olması lazımdı. Fakat tabii dil devrimi, dili ve dille dolayısıyla düşünceyi de mahvetmiştir. Yeni Türkçe yazı dili yapay bir dil midir? Elbette yapaydır. Yeni kelimelerin Türkçe halk dilinde var olan bir takım köklerden türetilmiş olması onları daha doğal ya da daha Türkçe yapmaz.
Sonuç olarak önerge, tecim, sömürge, saylav, örgüt, düzenek, evren ve benzeri binlercesi Türkçe'de 1932'den önce var olmayan kelimeler. Türkçe bilen birinin bu kelimeleri 1932'den önce doğal yapısal permütasyonla üretmiş olması ihtimal dahilinde değildir. Türkçe bilen birinin bu kelimeleri mesela takrir, ticaret, müstemleke, mebus, teşkilat, tertibat ya da kainattan daha kolay ya da daha berrak kavradığı da söylenemez. Hangisi öğretilse insanlar bir alışma devresinin sonunda onu doğal ve yerli ve kolay anlaşılır kabul ederler. Harf inkılabının dendiği kadar olmasa bile öyle bir gecede bilmem ne falan zararları vardır. Ama asıl zarar dildir. Yeni bir dil yaratacağız, yeni millet yaratacağız. Yeni bir dil yaratacağız, orada yapılan çalışmalar. Dil devriminin pek farkında değiller. Hep onu harf inkılabına bağlıyorlar. Ama ikisi başka. Ama temelde aynı. Harf inkılabı tutmuştur. Dil inkılabı istediği yola girmemiştir. Dilin canını okunmuştur sonradan. Siz o Güneşin Teorisi kitaplarını, makalelerini okudunuz mu? Yani hiç okumadım. Çok gülersiniz. Ama bakın o hatadan dönülmüş. Atatürk başlatmış, sonra Fahri Rıfkı'ya dili bir çıkmaza soktuk diyor. Vazgeçiyor, bırakıyor onu. Ama o işin ticaretini yapan Zevat hala devam ediyor. Ve maalesef Türkçe'ye en büyük zararı veren kuruluştur, dil kuruluşu. Yapay bir dil midir? Elbette yapaydır. Yapay olmayan yazı dili yoktur. Evinde eşinle ya da mahallenin bakkalıyla konuştuğun dilde tıp kitabı ya da kanun metni yazamazsın. Kavramlar yetmez. Düşünün, bu devlet Refik Halid'i Türkçeleştirdi. Böyle bir edepsizlik yaptık biz. Türkçenin en büyük ismi. Türkçeleştirdik. Böyle saçma sapan şeyler yaptık biz. Çok zor. Bazı şeyler gidince geri gelmiyor. Ama Türkçe hakikaten dünyanın en ahenkli, en güzel ve şık dillerinden biriydi. Şimdi 200 kelimelik bir takıntıdan ibaret. Zaman meselesidir. Yeni Osmanlıca'nın oturup köklenecek zamanı olmamıştır. Vakit olsa tutar mıydı? Tutmaması için bir neden göremiyorum. İnsanoğlu dil öğrenir. Bir kuşak, bilemedin 3 kuşak sonra yeni dili sular seller gibi kullanır. Yapay dilleri de öğrenir. Uydurma dilleri de öğrenir. Türkler uzbakaç deyince anlar, televizyon deyince anlamaz diye bir kural yoktur. Neyi öğretirsen onu anlarlar. Harf devrimi yapılmalıydı. Mecburduk bütün dünyayla aynı yazıyı yazmaya. Ama kendi yazımızı bırakmadan ikisi bir arada gitmeliydi. Ama dil devrimi, dil efendim zaten kendini yenileyen bir şeydir. Gereksiz kelimeler falan giderdi. Dil devrimi zararı olmaz olur mu? Bir dili öldürdü dil devrimi. Türkçe merhum mağfur Türkçe. Hanımefendi yani öyle şiddetli uygulandığı zamanlar olmuştur ki. Mezataşı yapmak yasaktı Türkiye'de. Eski harflerle. Şöyle buldum ben. Adamları tutuklamışlar, tevkif etmişler. Mezataşı yaptırdı diye. Şeyde kaldırılmış Arap harfleriyle taş yaptırmak. Yeni yazı dilini Osmanlıca'nın eklektik kaynakları yerine kısaca Türkçe adı verilen eski Türkçeden, yani Asya Türkçesinden türetme kararı, dış dünyada o devirde egemen olan düşünce akımlarından bağımsız düşünülemez. Bu akımlara o dönemde kısaca ırkçılık, racism, rasismus adı verilirdi. Bugün bu kelimeyi kullanmak edebe aykırı bulunsa da terminolojiyi değiştirmek için henüz makul bir sebep ileri sürülememiştir. Şimdi demin kısaca Türkçe adı verilen, eski Türkçe, kısaca Türkçe adı verilen ifadesini kullandım. Açıklayayım. Türkçe bildiğimi sanıyorum. Benim bildiğim Türkçe de maksat da Türkçedir, ifade de Türkçedir. Fenerbahçe, televizyon, kitap, estağfurullah, patlıcan, devlet, mukabele-i bilmesil,
Hacı Yatmaz, Siyasi Parti, Leopar Deseni, Kuvayi Milliye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Pelte, Çeyrek Porsiyon Adana, Ali, Veli, Merhaba, Aşk, Aşkito. Bunlar Türkçedir. Bana bu çok basit bir gerçekmiş gibi geliyor. Yani size de öyle geleceğinden eminim. Yani Fenerbahçe Türkçedir. Aşk Türkçedir. Aşkito da Türkçedir. Başka bir dil değil sonuç olarak. Lakin yeni Türkçenin tasarlayıcıları öyle düşünmezler. Bu sözcüklerin Türkçe olmadığını. Buna karşılık eski Uygurca'da keşfedilen acun, kip ve astım gibi bir takım sözcüklerin Türkçe olduğu kanısını bu kanının makul sayılabilecek bir tek dayanağı vardır. O dayanak bir ırk teorisidir. Türk milleti saf ve asil sayılan bir kavminin devamıdır. Demek ki Türk dili de o kavmin saf ve asıl sayılan diline indirgenmelidir. Sonradan eklenen her şey yabancıdır. Dili bozar. Türk dilinin bu unsurlarla beslenmesi dili zenginleştirmemiş, dejenere etmiştir. Aynı şekilde Türk milletine karışan her türlü unsur da toplumdan ve tarihten ayıklanmalı, ulusal benlik tıpkı dil gibi Orta Asyalı özüne geri döndürülmelidir. Bu anlayışın gerek Türk toplumuna, gerek onunla komşu ve kader ortağı olan toplumlara verdiği zararı burada uzunca anlatmama gerek yoktur sanırım. Özet, kısaca özetleyelim bu söylediklerimizi. 40 dakika oldu neredeyse ha. Yazı dilinin prensipte yapay bir oluşum olduğunu döne döne vurguladım. Yeni bir yazı dili gerekiyordu. Bunu ha Acemce'den ha Uygurca'dan türetmişler. Bence en geniş soyutlama düzeyinden baktığımızda arada pek fark yoktur. İstenirse Japonca'dan da türetilebilirdi. Üç kuşak sonra yadırgayan kalmazdı. Bu dilin eskisine oranla daha Türkçe, daha yerli ve milli, daha halk diline yakın, daha kolay, daha demokrat, daha modern olduğunu sananlara gülüp geçmekten başka yapacak bir şey yoktur. Cehalettir, zaman belki geçer. Yeni dilin ırkçı bir teori üzerine inşa edildiğini anlamayanlara anlatmakta fayda vardır. Belki anlayan olur. Öz Türkçe kullanmayı vatan millete sadakatin ya da kurucu ataya ibadetin şartı sayan ve dolayısıyla bu görüşe katılmayanları toplumdan dışlamayı hak bilenler zararlı mahlukattır. Onlara meydan vermemek gerekir. O yüzden sözcük, kalıtımsal ve yanılsama içeren dili kullanmakla o dilin altındaki teoriyi sorgulamak ve savunucularını bazen hırpalamak arasında ben mantıki bir çelişki göremiyorum. Yani sözcük, kalıtımsal ve yanılsama kelimelerini o günlerde yazdığım bazı yazılarda kullanmışım, rahatlıkla kullanıyorum.